Hastamızın alım aşamasındayız. Bir kabını yapıyoruz şu an. Alım yaparken ikili üçlü saç tellerini girmeye çalışıyoruz. Tekliler hariç. Gruplaşmamız önemli. Şimdi bakıyoruz. Evet. Üçlü kök. Üçlü kök. Üçlü. Bunlar bizim yoğunluğumuzu arttıracak. Evet, alım yaparken dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi gruplaşma. Diğeri de dağılıma çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aldığımız yerden tekrar grep gelmeyecek. O yüzden çok düzenli, itinalı, yavaş yavaş alım yapmamız gerekir. Her bir saç telini alınırken düşünerek, bakarak alım yapmamız gerekiyor. Hastamız New York'tan geliyor. Norwood 5 hastamızın açıklığı, ön ve tepe ekimi, ortaya da çok ağır bir sıklaştırması var. 4500 grep planladık. Şu an 4000 grepteyiz. Son 500 greftimiz kaldı. Kökleri buradan tek tek serbest hale getiriyoruz. Sonra bunları tek tek topluyoruz. Greflerimiz alırken düzenli, itinalı. Aralarda saç bırakarak alım yapmamız gerekiyor. Ve greflerin yönlerine göre alım yapmamız lazım. Yoksa grefler kırılır. Bizim gref diye tabir ettiğimiz şey aslında saç tellerinin grup halinde bir arada bulunması. Alım yaparken en çok dikkat ettiğimiz şey gruplaşma. Kökler birli, ikili, üçlü, dörtlü ve bazen beşli olup gruplar halinde bulunur. Hastamızın kök alım işlemi bitti. Şimdi stem cell için kulak arkasından dokuyu alacağız. Daha önce sedasyon orayı uyuşturmuştuk zaten. Hasta hiç böyle hissetmeyecek. Buradan 4 tane doku alacağız. Aldığımız dokuları şimdi çıkaracağız. Şimdi kök alım aşamamız bitti. 4500 grefti aldık. Söylediğim gibi grefler, tekli greflerimiz, ikili, üçlü ve üzeri greflerimiz. Tekli greflerimizi en ön hatta ekiyoruz. Daha doğal görünmesi için. Arkasından ikilileri, daha sonra çoklular olarak devam ediyoruz. Bu bize doğal bir görünüm kazandırıyor. Hem de
makarna kaç tane çoklu grev alabildik, kaç tane ikili, kaç tane tekli grev çıkardık. Ortalamasını alıyoruz. Hastanın saç teli sayısını hesaplayabiliyoruz bu şekilde. Ve hastalarımız istediğinde grev sayılarını da sayabiliyorlar ayrıca. Her bir sponge'da 100 tane greft olarak arkadaşlar dizim yapıyorlar. 10 tane yatay, 10 tane dikey olacak şekilde. Her sponge, her petede 7 tane oluyor. Her bir sponge'da 100 tane greftimiz oluyor. Bu şekilde hem greftleri daha kontrollü sayıyoruz, hem gruplaşmamızı kontrol etmiş oluyoruz. Böyle gelelim. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. İkinci aşamada önce hastamıza sedasyon yapılacak. Ön tarafı uyuşturulacak, hasta hiçbir ağrı hissetmeyecek. Ondan sonra ön tarafa hibrit dediğimiz teknikle 1-2 cm genişliğinde 400-500 greft olacak şekilde tekli greftler için safirle kanal açacağız. Arkasından DHR tekniğiyle önden tepeye kadar ekim yapacağız. Ön tarafa Norwood 5 dediğimiz gibi ön tarafa 3500 greft planlıyoruz. Arka tarafa 1000 greft planlıyoruz. Toplamda 4500 greft ekeceğiz. Planlamamız bu şekilde. Greft dizimimiz bitti. 4500 greftimiz var. Gösterelim. Çoklu greftlerimiz, ikili greftlerimiz, tekli greftlerimiz. Burası çoklu. Burası ikili ve burası tekli greftlerimiz. Tabii ki bunlar dışarıda durmuyorlar. Soğuk dolaplarda muhafaza ediyoruz. İşlem yaptıkça tek tek petlerimizi alıyoruz. Enjekte ediyoruz. Tüm bölgeye. Ön tekliler için kanallarımızı açıyoruz. Elimde gördüğünüz safir. Safir uçlu açıyoruz. 300 tane kanal açacağım. 300 tane tıklı graf dikeceğiz. Hibrit dediğimiz teknik bu oluyor. Ön yere kanal açılıp arkaların DHR götürülmesi. Safirli açtığımız ön hatta daha doğal bir görüntü yapıyoruz. Arka tarafta DHR yapıyoruz. DHR ile dolaşıma daha zarar veriyoruz. Safirin uçları 1'den başlayıp 1.5'e kadar devam ediyor. Ama DHR uçlarımız 0.6'dan başlayıp 1'e kadar. Yani onların uçları daha küçük. O yüzden daha sık ekim yapabiliyoruz. Dolaşıma daha zarar veriyoruz. O yüzden tercihimiz DHR arkalarda. Fay ameliyat odasında ameliyattan önce hastanın fotoğraflarını çekiyoruz ve odasını asıyoruz. Orada görüldüğü gibi ve bölgesindeki açıklığı, donör bölgesi, yoğunluğu ona göre bir dağılım yapıyoruz. Hastanın orta bölgesinde saçları var. Sağlıklı saçlarını görüp burada onları koruyarak işlem yapıyoruz. Hastamıza toplam 4500 greftimizi ekeceğiz. Hastayı buradan bir bandajla çıkaracağız. Yarın sabah hastamızı kliniğe alıp bandajını çıkarıp kontrollerini yapacağız. Bir sonraki günde ilk yıkamamızı yapacağız. İki gün önce hastamıza saç ekimi yaptık. Hastamız Norwood 5 hastası. Ön ve tepe ekimi. Toplamda 4500 greft aldık. Donör alanımızın iyileşmesini görelim. Yani çok bir kızarıklık, herhangi bir yara yok. Ve birkaç gün içinde tamamen iyileşmiş olacak. Hibrit tekniği uyguladık. Ön bir parmak alana safir ile kanal açtık önce. Sonra
Sonra ön taraftan tepeye kadar geri kalan kısmı komple DHR tekniğini uyguladık. Grefleri ayırdığımız teklerimizi en önlerde daha doğal görünmesi için ektik ve onun çok doğal görüntüye kavuşturacak bu tekleri ekmiş olmamız. Önden ortaya kadarki kısma 3500 graft ektik. Arka tarafa 1000 graft ektik. Hastamızın hafif bir ödemi var. Birkaç gün içinde onlar da geçecek. Her şey yolunda.